Nerede? Çikolatalar. Çikolatalar. Buyur efendim. Bayram şekeri, bayram şekeri. Buyurun, buyurun. Kur'an boğazlı, damla sakızlı, çilekli, buyurun. Şu anda biz Kurban Bayramı hazırlığı yaptık Allah'a şükür. Şekerlerimiz, kuru yemişlerimiz hepsi mevcut. Taze taze günlük çıkıyor zaten. İki seneden beri bir pandemi dönemi yaşıyorduk. Bununla vermiş olduğu ister istemez bir sıkıntı vardı. Herkes ailesine, eşine, dostuna, annesine, babasına gidemez, gelemez oldu. Bununla vermiş olduğu bir sonuçta bir bize mali ve manevi yönden çok büyük bir sıkıntı yaşattı. Allah'a şükür aşılanmamız sayesinde, bakın özetle rica ediyorum, herkes aşısına olsun. Çünkü bunu aşıyla yenebiliriz. Sağlık Bakanımız da zaten bunu söylüyor, rica ediyor. Biz de Sağlık Bakanımızın her zaman için yanındayız. Herkes aşısın olsun, hijyen konularına çok uyusunlar. Sosyal mesafe dediğinde 1,5 metre, 1 metre mesafesine çok uyusunlar. Bunu aşarsa Allah'ın izniyle bu günleri, sıkıntı günleri geride aşarız. Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla eski, neşeli, güzel bayramlarımızı inşallah bu sayede ulaşmış oluruz. Şekeri alırken, bakın biz şeker satıyoruz. Şeker ve kuru yemiş üreticisi bir firmayız. Ben özellikle istediğim ricam, kuru yemiş alırken renk, tat çok önemli. Eski çerezleri ısıtıp veya eski çerezleri karıştırıp satabiliyorlar. Bunu alırken çok dikkat etsinler. Şeker, ha aynı keza, şeker de alırken rengi solmuşsa, matlaşmışsa bu şekilde almasınlar. Genelde tanıdık, bildik, güvenilir yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz biz. Bizim amacımız insan sağlığı oynamamak. Çünkü Allah isteyesin, eski şekerleri alırsanız kanserojen maddesi yapar. Kanserojen maddesi afeksiyonundan oluşur. Küflü eski bayat mallardan oluşur. Kuru yemiş de aynı keza. Kuru yemiş alırken günlük taze olan yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuğuyla yiyecek, aile işiyle dostuyla yiyecek. Şekerlerimizin fiyatı gelirsek, şekerlerimiz geçen seneyle bu sene arasında hiçbir fark yok diyebilirim. Mesela şeker bayramında biz kendi şekeri 25 liraya sattık. Yine biz kendi ödümüze fedakarlık yaparak da yine aynı fiyatı satıyoruz. Kuru yemişlerimiz fiyatları da geçen seneye göre %15-20 olayında bir artış oldu haliyle. Bu elektriğin zammı vermiş olduğu, ürünün az olmasından dolayı olan bir zam oldu. Bunun da vermiş olduğu bir şey var, sıkıntı var. Onun için bize imalatçı bir firma olduğumuz için elimizden geldiği kadar uygun fiyatta nezih bir şekilde satmaya çalışıyoruz. Şeker bayramında bu kadar bir tepki yok. Şeker şu anda satışımız normal, güzel, Allah'a şükür. Son 2-3 gün içerisinde daha büyük güzel günler bekliyoruz. Çünkü halkımız isterseniz Kurban Bayramı geliyor. Koyununu alacak. Yani ona göre kesimini yapacak. Onun hazırlığı içerisinde, onun telaşı içerisinde. Üstünde başına bir şeyler alacak. Çünkü bu ilk bayramımız diyebiliriz. Neden? 2 yıldan beri bayram yaşayamıyoruz aklı başında. Ama inşallah bu bayram güzel bir bayram olacağını ümit ediyoruz inşallah. Ya vallahi abi. Ben telefona fotoğraf olacak çekemeyim. Gracias.